Bakar mısınız? Bakar mısınız buraya kolonya getirebilir misiniz lütfen? Kolonya alabilir miyim buraya kolonya? Yok iyi iyi bir şey yok. Tansiyonu düştü sadece. Evet, bu videoya böyle bir girişi uygun buldum. Çünkü çok ama çok değişik bir chapter'ın spoiler'ı bizi bekliyor. Kimine göre 10 üzeri 0, kimine göre 10 üzeri 10. Ve bana göre belirli noktalarda 10 üzeri 10. Çünkü chapter'da olan titretiyor bizi aga. Kaç haftadır bizi üzdü diyen Kobe sonunda sahne alıyor. Garp'ın akıbeti be, Garp'ın sonu belli oluyor. Ve bir başka çok ilginç olay var. O da Eket'e biri yaklaşıyor. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Çık. Hepiniz çık. Çık 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 çık. Evet doğru duydunuz. Bu chapter bayağı dolu dolu. Ve elimdeki spoiler fırından taze çıkmış. Ve soğumadan sizinle paylaşmak istiyorum bunları. Arkadaşlar size de Muzan saldırsın istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Niçin abone olmayı unutmayın? Çünkü daha çok bu tarz bilgi, parodi vesaire cartı curtu, ıvır zıvır, saçma sapan video, mantıklı video, bir ton video çekeceğim. Siz de bunları izleyebilmeniz için abone olmalısınız. Aslında abone olmanıza gerek yok ama olursanız ben faydalanırım. Benim hoşuma gider. Bir de like atarsanız sevinirim. Her şeye başlamadan bölümün adı Son Ders. Ve Son Ders lafını duyunca insanın aklına tabii çok doğal olarak Garp geliyor. Ve başlıkta zaten Garp ile ilgili ve ne olduğunu da anlatıyor diyebilirim. İlk olarak chapter kaldığı yerden devam ediyor ve sonunda Kobe'yi de sahnede görüyoruz. Ayak bağı olmak yerine iş yapmaya başlayan Kobe'miz yeni saldırısıyla da zaten iş yapmaya başlıyor. Saldırısının adı dürüstlük darbesi ve bu saldırıyla iyi bir etki de bırakıyor zaten. Ek olarak da Garp ayağa kalkmış ve bu sefer de Kuzan Garp'ı hedef almış. Kuzan da Kizaru misali gücüyle bir kılıç yapıyor ve bu kılıcı Garp'a saplıyor ve böylece Garp ikinci kılıç darbesini alıyor. Bununla da kalmıyor olay. Oradaki bütün kara sakal korsanları özellikle liderler Garp'ın etrafını sarıyor ve Garp zora geliyor. Ve burada da bence Oda tarafından yapılan en saçma olay oluyor ve Garp tıpkı Saul gibi donmaya başlıyor. Buna birazdan değineceğim. Dış ses de bu olaya şu yorumu katıyor. Efsanevi kahraman Garp Beehive'da ortadan kayboldu ve kaderi bilinmiyor. Şimdi olanları anlattım. Saçmalığa da bir değineyim. Birkaç hafta önce gerçi ay oldu da birkaç chapter önce boş beleş yerde bize Saul'un ölmediğini açıklamıştı burada o da bize. Ve bu hareketiyle benim gibi Kuzan'ın casusluk yaptığını düşünenler göt gibi kalacaktı. Çünkü Kuzan casusluk yapsaydı niye Garp'ı öldürsün? Bunu düşünürdük. Ama Saul'un da ölmediğini hatta tam tersi Saul'un şu an yaşadığını bildiğimiz için burada da Kuzan'ın Garp'ı kurtardığını da biliyoruz. Yani burada da ne demek istiyorum? Plot twist olayın hepsini çöp etti o da. Ama Saul'un ölmediğini bildiğimiz için Kuzan burada apaçık şekilde Garp'ı kurtarmış oluyor. Çünkü kara sakal korsanları kesinlikle onu orada öldürecekti. Shiryu'nun ve Impel Down 5. sınıf psikopatların ne olduğunu biliyoruz. Ve orada Garp'ı öldürürlerdi. Ve bu hareketiyle Kuzan kurtarmış oluyor. Ve çok güzel bir plot twist çöp edilmiş oluyor. Ve açıkçası bu konuda da 0 puan verilir yani. O kadar berbat bir konu. Zaten bu konuda Oda'yı çok eleştiriyoruz. Karakterleri ölmeye de kıyamıyor ve böyle şeylerle daha çok batırıyor. Hani yiğidi öldür hakkını yeme, öveceğin yeri de öv de gömeceğin yeri de gömmelisin yani. Neyse Kobe'nin sahne alması hoş. Buna değinmeden edemeyeceğiz. Hani çok merak ettiğim olay da şu olacak. Hani Garp devre dışı bırakıldığında Kobe ve diğerleri nasıl kurtulacak? Orada Garp onlar için ölmüş olarak görülürse zaten oradan kaçmaya bakmak zorunda kalacaklar. Oranın çıkışı da bence Kobe'nin elinden olmalı. Yani Kobe bunu bir şekil başarmalı. Nasıl bilmiyorum yani. Yanlış anlamayın. Ona bir şey diyemem. Ama bana göre burada Kobe'nin daha bir etki yapması lazım. Ha dediğim gibi burada da hani kara sakal korsanları nasıl Kobe ve diğerlerini bırakacak o da ilginç bir olay. Bir de dediğim gibi Garp'ın sahte ölümü hakkında da hani şunu demeden edemiyorum. Garp bize seri başından beri şöyle tanıtıldı. Hani Roger'ın kafa tuttuğu, Roger ile kapışabilecek güçte olan biri. Beyaz Sakal da bize öyle tanıtıldı. Ama yani bu da ne demek oluyor? Garp ve Beyaz Sakal yakın güçtelerdi. Kim daha güçlü demiyorum. Yakın güçte oluyor. Aynı seviyenin şeyleri olmalılar. Ama Garp Beyaz Sakal gücünde ise hani öyle söylenildi ya bize. Hani burada sormadan edemeyeceğim de. Beyaz
Beyaz Sakal bu gruba yenilir miydi? Burada evet diyen varsa abonelikten çıksın. Ha yok yenilmez diyorsan benim gibi sen de benim kanala abone ol. Evet ben de kendi kanalıma abone oldum. İkinci bir hesabımdan çaktırmayın. Yani asıl hesabımdan, asıl hesabım Tefo değil. Yani şey hesabımdan. Neyse oraya girmeyeyim de yani kanalıma abone olun. Garp'ın burada yenilmesi bana göre biraz absürt. Ha senaryo gereği yenilmesi doğru, yanlış anlamayın da kimlere karşı yenildiği biraz absürt. Hani Beyaz Sakal amirallere bu kadar kolay yenilmedi. Hatta doğru dürüst yaralı olmasına rağmen yenilmedi. Ama Garp burada Kuzan artı Shiryu hemencik yeniliyor. Ha demeden ne demeyeceğim de Garp Beyaz Sakal'ın çok arkasında olduğu anlamına geliyor bu olay. Şimdi burada birkaç şey de diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Mesela Garp daha yaşlı. Burada ben de şunu diyebilirim. Abicim Beyaz Sakal kendini bilerek yaralattı. Garp bunu yapmadı. Garp araya girdi de yaralandı. Hani bu da mühim bir olay. Yani bunu yapabilmelisin bu seviyedeysen. Hani Kuzan o zaman da var diye hesaplıyorsak günümüzdeki Shiryu Akainu ve Kizaru seviyesinde miydi aynı anda? Değil. Ha, Akainu'nun tek seviyesinde bile değil. Yani buradan dolayı da Garp'ın gerçekten daha güçsüz olduğu da açıklandı diyebiliriz. Ha bunu da unutmamak lazım. Bu da çok önemli bir nokta aslında. Şimdi Beyaz Sakal'ın dövüşünde tabii daha önemli yani uzun vadeli bir arkın içinde olan bir dövüş olduğu için bunu uzun uzun bize önümüze serdiler. Ama Garp'ın ki hani malum yan side story olduğu için hızlı geçirilmeli. Ondan da hızlı hızlı bir sona varıldı. Ama yine de bu beni tatmin etmedi açıkçası. Ama Garp'ın senaryodan çıkması benim hoşuma gitti. Ama dediğim gibi hani bu kadar da basit senaryodan çıkarılmamış bir karakter. Hani ne bileyim ölü verme süsü de hani Taul olayından çok belli bir şey. Kuzan burada Garp'ı kurtarıyor ve başka bir şey de olmuyor. Ve o da böylece yine yeniden bıkmadan usanmadan bir karakteri öldürmeden hikayeden çıkartmayı başarıyor. Tebrik ederim. Koskoca korsanlar dünyasında o kadar güçler dönerken bir sineği bile öldürmedi o da. Nereden baksan kepaze bir hareket. Ya fark ettim de hani chapter'ı çok iyi dedim ve bayağı da gömdüm de bu iki nokta da gömülür abi yani. Bunu da demeden edemeyeceğim. Neyse ama senaryo açısından bence güzel bir olay çünkü Garp gibi bir karakter senaryodan çıkmalıydı ve ben bağıra bağıra Garp'ın öleceğini diyenlerdendim ve böylece Garp'ı da öldürmeden hikayeyi sonlandıracak oldu. Helal olsun. Açıkçası tam tatmin olmadım ama senaryodan çıkmasına çok sevindim. Kobe'nin de sahne almasına sevindim. Ve gelelim bir başka önemli noktaya ve son noktaya. O da denizciler Eket Adası'na geldiler. Denizciler sonunda Eket Adası'na vardı. Yani bir Kizaru, bir Saturn birazdan yakın zamanda Luffy'leriyle kapışacak. Bu kapışma nasıl olacak? Nasıl sonuçlanacak? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle bir senaryoyu da öngörüyorum ki aslında pek yakıştırmasam da Luffy'lerin kaçmış olması ya da önceden gitmiş olması. Ha yakıştırmam şöyle yakıştırmam. Kizaru'yu tek bulmuşsun Saturn ile. Yendin yendin abi. Bunlar birleşik sana dalarsa zaten işin zor. Ondan dolayı beklerim böyle bir şey. Hatta zaten bir de Oda'nın algoritmasından hikaye tasarlama olayına bakarsak da hep bir şey yapıyor. Mesela bunu Bruno'da yapmıştı Cypher Pole'da. İlk bir üyeyi yenmişti Luffy. Sonra büyük başa ve hepsi beraber dalmıştı. Yani diğerlerine de dahil. Yani burada da öyle olabilir. Kizaru ilk o yenebilir veya Saturn'u ilk o yenebilir. Sonra da hepsine beraber dalarlar. Tabi bu biraz fazla kötü anlattığım bir olay oldu da şu an. Hani demek istediğim normalde Kizaru vs Luffy veya Kizaru veya Luffy vs Saturn olabilecek bir dövüş. Ki unutmadan da şunu demeliyiz. Şu an Eket Adası hikayesi Beehive ile beraber bayağı uzun sürdü. Hatta bir yılı geçti diye düşünüyorum. Oldu mu o kadar bilmiyorum. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Yani buraya bir büyük düşman gidebilir ama nasıl gider, ne kadar gider onu da tam değerlendirmek zor. Neyse buna ne olacak? Gelecek spoilerlerde veya chapter incelemesinde daha detaylı konuşabiliriz. Çünkü elimizde net birkaç olmayan önemli bilgi var. Neyse sonuç olarak bu video beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yavaştan kaçar. Ve kaçmadan şunu demeliyim. Haftaya mola. Yani bölüm yok. Hoşça kalın. Oh.